Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Varlı ve Mavi Merceği. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber koronavirüs hakkında güncel haberleri okuyacağız, derleyeceğiz ve toplayacağız. Ve ilk önce bir verilere bakalım isterseniz. Şu an dünyada koronavirüsü taşıyan kişi insan sayısı 95.748 kişiye yükseldi. Toplam ölü sayısı 3.286 kişiye yükseldi ve 53.423 kişi bu hastalıktan kurtuldu, yani taburcu oldu. Şimdi isterseniz bir ülkelere geçelim. 80.411 kişi ile Çin bu listenin en tepesinde. Onun hemen ardından 6.088 kişi ile Güney Kore bu listenin ikinci sırasında. İtalya onun ardından geliyor 3.089 kişi ile. Ve hemen sonra 2.922 ile İran bu listenin dördüncü sırasında. Onun hemen sonrasında diğer ülkeler var, 706 kişi. Evet, fark ettiğiniz üzere şu an Avrupa'nın neredeyse bütün ülkelerinde koronavirüs bulunuyor. Bir tek bizim ülkemizde yok. Hani o coğrafyada. Ve siz de gördüğünüz üzere İran ve İtalya'da korkunç bir şekilde virüs çok hızlı bir şekilde yayıldı. Umarım bize geldiğinde böyle bir durumla karşılaşmayız veya bizim yetkililerimiz bunun önlemini alır ve en azından bizi de bilgilendirir. Niye bunu diyorum? Çünkü birkaç haber buldum, yani gördüm internetten ve oradan buradan. Birkaç tane arkadaşım da, sağlık sektöründe çalışan arkadaşım da beni biraz bilgilendirdi, sağ olsunlar. Onların kim olduğunu falan söylemeyeceğim, onların işine tehlikeye atmamak için. Umarım bizim yetkililerimiz bizi hani saklamıyordur bunları bizden. Ve birkaç tane video gördüm internetten. Onları da sizlere göstereceğim. Sizin fikrinizi merak ediyorum açıkçası. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir eklemek istediğiniz bir haber veya fikrinizi paylaşmak istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi isterseniz bir haberlere geçelim. Bir Türk gezgini Interreal sayfasında bir video paylaşmış. İşte İran'daymış. İran'dan Türkiye'ye dönerken onu karantinaya almışlar. Hani ne olur ne olmaz diye. Tabii anlaşılır bir durum. Hani sonuçta İran'da 3000 vaka var ve kontrol etmen lazım tabii ki. Ama kontrol etme şartları çok kötü ve bu videoda bu arkadaşımız bunu anlatıyor bize. İsterseniz bir izleyin, ondan sonra tekrar konuşalım. Ben bir gezginim. Adım Uğur, soyadım Kola. İran'dan geldim. İran'dan ülkeme giriş yapmak için geldim. Ve Van'da sınırda, Kapıköy sınır kapısında kaldığımız çadırlar çöktü. Birinci çadır çöktü. Şu İlk baştaki çadır çöktü. Şu ikinci de çökmek üzere. Çöküyor. Hepsi yavaş yavaş çöküyor. Ve öyle bir adalet ve öyle bir sistem var ki karantina, yani şöyle söyleyeyim, virüsün çıktığı şehirlerden gelen insanlarla virüsün çıktığı şehirlere gitmeyen insanları aynı çadırda tutuyorlar. Aynı tuvaleti kullanıyorlar. Nasıl bir önlem alınıyor? Nasıl bir işleyiş var? Şu an bunu anlamadık. Şu an bunu çözemedik. Ve bekliyoruz. Çöken çadırların, bu çadırın altında bizim eşyalarımız var. Bekliyoruz, ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz. Yani ülkendeki vatandaşına tehlike atmak istemiyorsan bunu daha detaylı ve daha dikkatli yapmanız gerekiyor. Sadece yapmak için yapmanız gerekmiyor, lütfen. Bu çadırın altında eşyalarımız var, bekliyoruz. Bu çadırda bekliyoruz, ısıtıcı çalışmıyor. Donacağız herhalde bugün burada. Bu da çöker yakında zaten. Bakalım. Şimdi gösterdiğim çadır var ya, orada kalıyoruz ve burada kalıyoruz. Şimdi şu çadır çöktü. Şu baştaki iki çadır çöktü. Şu ikisi. Buradan Meşet'ten gelen arkadaşlar kalıyordu. Meşet'te virüs çok yaygın olduğu için onları ayrı tutuyorlardı. Fakat Meşet'ten gelen ve virüsü şehre giden insanları aynı tuvaleti kullandırtıyorlardı burada. Ve gördüğünüz gibi çadırlar falan çöküyor, her tarafta kar yağıyor. İnsanlar donmamak için üstlerine birkaç tane battaniye alıyorlar ama büyük ihtimalle bu pek işe yaramaz. Devletin buna bir el atması lazım açıkçası. Hani sonra adam haklı. Bir iş yapıyorsan sonuna kadar düzgün bir şekilde yapmalısın, tam yapmalısın. Çadırlarda ısıtıcı yok. Ondan sonra hava filtresi zaten gördüğünüz gibi çadırlarda bağımlı değil. Filtre çalışmıyor. Bak, gördünüz orada büyük bir boru var. Hiçbiri de bağlı değil açıkçası. Sadece dışarı doğru bir boru var. Büyük ihtimalle oradan soğuk giriyordur ve hiçbir şekilde sıcağı falan tutmuyordur orası. Ayrıca insanların eşyaları, değerli eşyaları çökmüş çadırın altında kalıyor ve büyük ihtimalle zarar görmüş de olabilirler. Ve bu arkadaş söylediği gibi çadırlar sürekli çöküyor ve hani bir tehlike, çünkü
Oradaki demirler bir elinize falan girse direkt bir yara olur yani sonuçta bir tehlike var ortada bir can. Sonuçta o çadırların içinde can var arkadaşlar. Buna bir de dikkat etmeniz lazım. Ve İran 20 Mart'a kadar bütün okullarını tatil etmeye karar verdi ve ayrıca İtalya da böyle bir karar vermişti ama ne kadar bir süreliğine unuttum. İran ama bir ay boyunca tatil kararı verdi. Ve bu büyük ihtimalle çocukların yani öğrencilerin okul hayatlarına bayağı bir zorlaştıracak. Çünkü büyük ihtimalle tatillerinden kesecekler ve yaz tatilinde de sıcağın altında biraz zorluk çekebilirler açıkçası. Ve Avustralya'da şu an herkes telaş içinde. Herkes marketlere gidip stok yapmaya çalışıyor. Ve şu an tuvalet kağıdı kıtlığı çekiyorlar orası. Ve bir gazete fırsatı fırsat bilip 8 boş sayfa bastırmış. Yani bu sayfaları tuvalet kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Ama gazeteyi de satın almanız lazım. Yani insanlar hani Avustralya'da insanlar artık yani hepsi demeyelim ama tuvalet kağıdı stok yapmayan insanlar artık gazeteye kalmış durumda. Ve şöyle düşünün, bu bizim başımıza gelirse ne olur? Böyle düşünün. Çünkü İstanbul'da birçok insan koronavirüs yüzünden karantinaya alınıyormuş arkadaşlar. Ve Sağlık Bakanı Koca hiçbir şekilde pozitif bir vaka olmadı diyor. Ki 1363 vaka geldi bize ve hiçbirisinden pozitif çıkmadı dedi. Ben Erdem. Şu anda benim kapımın önünde Eftahiye Hastanesi'ne koronavirüslü hastaları getirdiler. Gece gece polisle beraber. Hiç kimse bir şey demiyor, geç dediler. Arkadaşlar ben bilmiyorum yani o kadar uçak kalkıyor bizden İstanbul'dan Singapur'a uçak kalkıyor ve içinde koronavirüsü bir vaka bulunuyor. Bir vaka var içinde ve yani bizde hiç yok. Ben bunu anlamıyorum, nasıl olur? Sınırlarımızda, bütün sınırlarımızda koronavirüs bulunuyor. Bir tek bize gelmiyor. Nasıl olur bu? Bir de hani nasıl desem, dıştan alıyoruz biz meyvelerimizi, her şeyimizi. Nasıl oluyor be? Ben anlamıyorum açıkçası. Çünkü biliyoruz toplu taşımalarımız hiçbir şekilde düzgün bir şekilde dezenfekte edilmiyor. Hani bunu biz de fark ediyoruz. Zaten otobüse ilk binenler bunu fark ediyordur. Ben de birkaç kere fark ettim. Hatta çoğu zaman ilk otobüse bindiğimde bunu görüyorum. Her yerde çöp var açıkçası. Hani hiçbir şekilde temizlenmiyor. Her yerde zaten yazıyor böyle dezenfekte ediliyor her gün diye. Yalan arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Sadece birkaç tane video falan çekiyorlar böyle hani dezenfekte ediyoruz tarzında. Ama sürekli bir icraat yok, sürekli bir dezenfekte çabası yok. Sizin de kendi hijyeninizi hiç bırakmayın. Ne olur ne olmaz. İşte dezenfektan kullanın. 20 saniye boyunca ellerinizi yıkayın. Hatta internette nasıl el yıkanır diye bir daha doğrusu birçok video var. Onları izleyebilirsiniz ve düzgün şekilde ellerinizi yıkayabilirsiniz. Ve bunu demişken, hijyen demişken bir video daha vardı. Onu da göstereyim. O biraz trajikomik bir desem, bilemedim ya açıkçası. Bir sağlık bakanı hangi ülkenin tam çözemedim, bakamadım ama konuşuyor işte hani kendi hijyeninize dikkat edin. Elinizi, burnunuzu, ağzınıza, gözünüze hemen dokunmayın. Elinizi yıkadıktan sonra dokunun. Diyorken sayfayı değiştirmek için hani elindeki kağıtları değiştirmek için parmağını ağzına sokuyor. Bu bildiğiniz dediğimi yap, yaptığımı yapma yani. Bu kadar da belli etmezdin yani umursamadığını. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve birkaç bilgi edinmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.